Bir şirket düşünün milyar dolarlar acı yatırım yapıyor oyun sektörüne hem konsollarıyla hem donanımlarıyla hem de alınmadık stüdyo bırakmayarak. Ve sonra patronu geliyor diyor ki 2027 senesinde oyun sektöründen çekilebiliriz. Sebep olarak ise Xbox satışlarının yeterli tatminlik seviyesine gelmemesini gösteriyor. İnsan bir düşünüm sorar e acaba neden böyle bir açıklama yapar diye. Bir kullanıcı olarak azıcık ben bile tahmin edebiliyorsam herhalde Phil Spencer da farkındadır gelin bakalım. İlk olarak üretim sıkıntısı. Kaç tane şirket aldınız bu 3 sene içerisinde? Çıkan oyun sayısına bakın. iki elin parmağını geçmez. Microsoft'un kendi şirketlerinden bahsediyorum bu arada. Diyelim az oyun çıktı. Çıkan oyunlar da sıkıntılı. Mesela Redfall. Büyük bir fiyasko. Yani herhalde oyun hakkında toplam bir hafta konuşuldu konuşulmadı. O da ne kadar rezalet olduğu konusundaydı. Bir diğer yapım ve marka Minecraft Legends. Kademeli olarak zaten Minecraft'ta bir düşüş olduğunu görebiliyorduk. Son yapımıyla ile iyice belli olduğu. Hani beklentiler biraz vardı şahsı kendi tarafında. Çünkü Minecraft evreninde hiç görülmemiş. MMO tarzı böyle farklı bir yapım sunacaklardı. Hani tam MMO değil ama hani benzer diyelim. Ondan sonra sessiz solo çıkmadı. Çoğunlukla kötü yapım vardı ya, bu arada aradaki iyileri de atlayamayız. Psychonauts 2, Forza Horizon 5, 4'e göre araç mekanikleri bence daha kötü. Age of Empires ve biraz da karışık yorumlar olan Hollow Infinite gibi. Safit konusu ise ayrı. Hani Bambaşka bir mevzu. Kimi açıdan iyi, kimi açıdan kötü, kimi açıdan da standart Bethesda oyunu işte bir yapım. Bu genel olarak Starfield'ın tüm ile ilgili ayrı bir video yapacağım. 2. Kalite sıkıntısı. Az önce birkaç oyun saydım ve elindeki stüdyoların sayısına bakılırsa 23 tane stüdyodan sadece bunlar çıkmış ve bunların kaliteli olma oranında neredeyse %50. Böyle başarı yüzdesinde herkes bir adımı sorgular. Kardeşim der sen ne yapıyorsun gibisinden. Çünkü ortada pek bir şey yok ve harcanan milyonlarca dolar var. Hatta milyarlarca dolar var. Microsoft Xbox için ciddi miktarda para yakıyor ve bu öyle kolay bir iş değil. En basitinden bak en basit sadece satın almaları falan söylemiyorum. 23 tane stüdyo var. Bunların kaç tane çalışanı var. Bunların masrafı, maaşları, sigortası, cartı, curtu, bakımı derken uzun bir süre boyunca bunlara sadece para veriliyor ve bunlar sana hiçbir şey getirmiyor ama sadece cebinden çıkıyor. 3. Game Pass mevzusu. Herkes ilk başta ucuza kaliteli oyun ile çıksa da sistem yavaş yavaş ucuza oyuna doğru evriliyor. İlk başlarda pek düşünmesem de çıkan yapımlardan dolayı mesela Psychonauts 2, Age of Empires 4, Halo Infinite. Orada e, Halo Infinite olayı biraz <laughs> karışık ama Halo serisinin devamı olduğu için yani beklentileri kısmen karşıladığı için ona parantez açıyorum. Devam edelim. Sanırım GPS oyunlarının kalitesinde bir düşüklüğe sebep oluyor. İlk senelerde nasıl övdüysek, gelecek görüyoruz dediysek bu sistemde şimdi de gerçekten gözümüzü kapatamayız. Ara sıra güzel yapımları sisteme soksa da uzun vadede tatmin etme yüzdesi bayağı bir düştü. Kimse hiçbir zaman PlayStation Exclusive kalitesine oyun istemedi de beklemedi ama biraz da özen gösterin be. Hani çokça oyun var eyvallah. Farklı deneyimler için bir sürü bağımsız oyun da var. Eyvallah ama hani bağımsız bağımsız nereye kadar? Hatta bir ara o kadar çok bağımsız vardı ki insanlar bu Game Pass için Indie Pass'e dönüştü diye maytap geçiyorlardı ve bence haksız da sayılmazlar. Active için Blizzard mevzusu. Aşırı uzun sürdü bu satın alım. Hak verebiliyoruz sonuçta. Aynı yani 70 milyar dolarlık oyun sektöründe en büyük satın alım. Hani bir sürü takılmaya maruz kaldı ve hepsini uzun da olsa başarılı bir şekilde atlattı. Sadece ufak bir pürüz kaldı Birleşik Krallık'ta, o da bitti bitiyor. Ama dediğim gibi çok uzun sürdü ve bu satın alım tam gerçekleşmeden sonra iştahsız yeni başlayacak. Bir bence gelecek şöyle bir şirkete bakacak. Büyük ihtimal Bobby Cote'ye bir tane tekmeyi savuracak, yeniden yapılandıracak. Ve maalesef bunu artık açıklayarız çünkü Microsoft aldığı stüdyoları şöyle güzel bir evire çevire geçiriyor. O yüzden geleceği açısından tam bir şey diyemiyorum. Ama hani böyle küçük bir marka da değil ki. Yani. O yüzden çok soru işareti ve bence bunu herkes görebilir. Ek olarak bunların hepsi bir süreç ve 2027 yılına kadar ki zamana kadar ki bu arada 2023'ün de çok az bir şey kaldı. Nasıl çekişi hiçbir fikrim yok. Zaman gösterecek diyoruz başka da bir şey diyemiyoruz. En son olarak baktığımızda pek olumlu gözükmese de durum neler olup biter hiçbir fikrim yok. Ama nedense başarısız bir son hazırlanmak en iyisi olacak gibi. Şöyle bir durum da var bu arada. Hani oyun tarafını tamamen bırakmaz bence. Xbox konsol tarafını bırakır ve sadece oyun üretimine odaklanır. Game Pass hizmetinde Rafa kaldırmanın bir yolunu bulunmuş olur böylece. Ya da ne bileyim eski yapımını falan koyar. Güncel şeyi koymaz. Ya bildiğiniz EA, EA Play haline dönüşebilir aslında. Belki EA Play Pro, Game Pass Pro gibi bir şey çıkar. Yani artık uzun vadede olur bilmiyorum. Çünkü sonuçta o kadar süre var ve bunları ne yapacağı belli değil. Hani konsol olmasa da genel olarak geniş bir geliştirici olur Xbox. Aynen az önce örneği verdiğim EA gibi düşünebilirsiniz. Çünkü altında gerçekten bir sürü stüdyo var ve bunlar da öyle boş stüdyolar değil. Gerçekten içi dolu cevherli stüdyolar. Evet gençler Xbox tarafında genel olarak durum böyle. Uzun vadede pek bir soru işareti barındıran bir şirket diyebiliriz. Sen düşünüyorsunuz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kanalı sağlıcakla. Bay bay.